Philip Mainland'da 1. Tanrı olmamaya karar verdi. 2. Yaratılışı itibariyle derhal yok olamadı. 3. Tanrı'nın varlığı çokluk alemine bölünmek zorunda kalırken her bir çokluk elemanın hedefi yok olmaya dönüştü. 4. Bu uğraş sırasında çokluğun elemanları birbirlerine vurarak hedeflerine ulaşmada engellerken güçlerini böylelikle sürekli kaybeder hale geldiler. 5. Tanrı'nın varlığı değişime uğrayarak dünyaya ve evrene belli bir güç toplama olarak aktarılmıştır. 6. Bütün dünyanın ve evrenin tek hedefi olan yok oluşa toplam gücün sürekli erimesi sebebiyet verdi. 7. Her bir çokluk elemanı, birey, gelişiminde güç kaybından kaynaklanan zayıflamayı hedeflenen yok olma noktasına kadar taşıyabilmiştir böylelikle.